Boğulan Adam. Yazan Anton Çehov. Seslendiren Burak Aşkın. Akşam serinliğinde biraz hava alayım da kafam dinlensin dedim. Dünya varmış. Deniz rüzgarını ciğerlerine çekti mi yeniden doğmuş gibi oluyor insan. Vücudum dipdiri oldu. Ama beynim işlemiyor. Zihnim durdu. Benim için alışılmamış bir durum bu. Her zaman beynim binbir düşünceyle dolup taşar. Ama bu akşam kafamın içi bomboş. Gene de yazmak isteği dürtüyor beni. Merak etmeyin. Az sonra kafam çalışır. Böyle bir tıkanma bizim meslekten olanların başına gelir zaman zaman. Yazarın kafa durgunluğu deriz buna. Telaşlanmaya gerek yok. Birazdan geçer. Durun durun. Zihnimde bir düşünce beliriyor. Evet evet buldum. Buldum ama iş yok. Eften püften bir şey. Yeni de değil üstelik. Bu düşünceyi daha önce de işlemiştim. Ortaya saçma sapan bir hikaye çıkmıştı. Kusura bakmayın. Boşuna velveleye verdim ortalığı. Bendeki bu kafa durgunluğu geçici. Gelin görün ki geçmek bilmiyor. Bir şeycikler gelmiyor aklıma. Sinirlerim gerilmeye başladı. Ulu Tanrım, sen bana yardımcı ol. Yo yo, bunu geri alıyorum. Ulu Tanrı'nın işbirliğini istemek olmaz. Bu ne bencillik, bu ne haddini bilmezlik. Tanrı işini gücünü bırakacak da hikaye konusu bulmam için imdadıma koşacak. Yerlerin göklerin efendisi, beni bağışla. Eve gidip uyumaya çalışayım en iyisi. Gün doğmadan neler doğar? Ama geceliğin sana bir ilham gelirse bu aciz kuluna malum et. Bir fikir kırıntısına bile razıyım. Yepyeni bir buluş olmasa da idare eder. Eski bir şeyi allayıp pullayıp yeni diye sunmada hayli hüner sahibiyim. Tövbe tövbe. Ne kadar çaresiz kalmışım gördünüz mü? Koskoca Tanrı'dan başkalarının eserlerini çalıp çırpmada bana el uzatmasını diliyorum. Daha fazla günaha girmeden eve gideyim bari. Beni ev paklar. Psst! Beyefendi, bir dakika. Lütfen beni dinler misiniz? Kim var orada? Karanlıkta göremiyorum. İyi akşamlar efendim. Acaba bu gece biraz eğlenmek ister miydiniz? Eğlenmek mi? Ne demek istediğinizi anlayamadım. Hiç anlamaz olur musunuz beyefendi? Eğlenmek, gönül eğlendirmek, hoşça vakit geçirmek. Bilmem anlatabiliyor muyum? Anladığımı sanırım ama yanlış kapı çaldın. Hadi git işine. Efendiden bir adama böyle tekliflerde bulunamayacağını bilmen gerek. Ömrünüzde böylesini görmemişsinizdir. Bundan şüpheniz olmasın. Böyle bir fırsat 40 yılda bir adamın ayağına gelir. Hiç mi merak yok sizde? Mesleğim meraka dayanır. Ama merakı ahlakça yüksek düzeyde tutmaya çalışırım. Beni rahat bırakın. Belki de haklısınız efendim. Şimdi bir daha düşündüm. İnce, duygulu bir beye benziyorsunuz. Belki de yüreğiniz kaldırmaz. Dur bir dakika. Son sözümle size kancayı taktım değil mi? Sadece bir fikir edinmek için soruyorum. Bu iyice anlaşılsın. Nedir senin şu eğlence dediğin? Beyefendi, boğulmuş bir adam görmek ister misiniz? Anlayamadım. Boğulmuş bir adam. Ciğerleri deniz suyuyla şişmiş, yüzü gözü mosmor kesilmiş bir ceset. Böyle bir manzarayı seyretmek için kaç para verirsiniz? Para vermek mi? Boğulmuş bir adamı görmek için para vereceğim ha? Deli misin? Üstüne para verseler boğulmuş bir adama bakamam. Boğulmuş bir adama bakacağım da ne geçecek elime? Sen delisin, zır deli. Defol, git başımdan. 3 ruble efendim. Topu topu 3 rubleye onu önce karada, sonra suda,
Sonra o feci boğulma anında, sonra da o muhteşem finaldeki boğulmuş adamın kadavrası halinde göreceksiniz. Ruhu şad olsun. Sen ne diyorsun Allah aşkına? Adam daha boğulmamış mı? Henüz sağ salim öyle mi? Sağ salim ve afiyette. Karşınızda dimdik duruyor. Boğulan adam benim efendim. Sen misin? 3 ruble için canına mı kıyacaksın? Kendi intiharın bedelini bana mı ödetmek istiyorsun? Aman, bu kaçık heriften yakamı kurtarmalıyım. Yo yo, rica ederim. Beyefendiciğim, yanlış anladınız beni. Ben sahiden boğulmuyorum. Mahsustan boğulmuş gibi yapıyorum. Boğulan bir adamı canlandırıyorum söz gelişi. Buz gibi soğuk suya atlayıp biraz çırpınıyorum. Kollarımı sallayıp imdat diye haykırıyorum. Dibe dalınca güldür güldür hava kabarcıkları boşanıyor ağzımdan. Su beni yukarı kaldırıyor. Denizin yüzünde şişmiş balon gibi kalıyorum bir süre. Sırtınızdan soğuk bir ürperti geçecek. Heyecanlanacaksınız. Özel gösteriler için 3 ruble. Gruplar için ayrı bir tarife uyguluyoruz. Gösteri 2 dakikaya kadar başlıyor. İnanılır gibi değil. Bir boğulma seansına giriş ücretinin pazarlığını mı yapıyoruz şu anda? Meseleyi kavrayamadınız efendim. Ucuz bir heyecan avcılığı değil bu. Toplumsal bir anlam taşıyan zengin bir tabloyu gözünüzün önüne sereceğim. Bir takım komik öğeleri de bulunduğu için trajedya değil. Ama buruk bir güldürü. Hem ağlayıp hem güleceksiniz. Gülünecek nesi var ki bunun? Yanaklarımı şişirip gözlerimi fal taşı gibi açıyorum. İmdat isterken de ciyak ciyak bağırıyorum. Acı acı kişneyen bir aygır gibi. Bir su aygırının kişnemesini işitmek için para vereceğim, ha? Çok başarılı bir mevsim geçirdim efendim. Ağustos'ta kapalı gişe oynadım. Yemekli suare için bir rezervasyon ister misiniz? Yemekli suare de neymiş? Suya atlayıp biraz bocaladıktan sonra size güzel bir balık fırlatıyorum. Şimdi dil balığının tam mevsimi sanırım. Ne diye durup da bu saçmalıkları dinlerim bilmem ki. Karar verecekseniz verin efendim. 5 dakikaya kadar lokanta çöplerini boşaltır. O zaman su bulanık olur. Bulanık suda balık avlayamam. Gururuma dokunur. Sana da gururuna da başlarım şimdi. Ölü bir yüzücüyü taklit ederek hayatını kazanmaya gururun engel olmuyor ama. Adamı en hassas yerinden vurmayı çok iyi biliyorsunuz. Beni zalimce yaraladınız. Özür dilerim. Zalimlik etmek istememiştim. Mesleğimin temiz taraflarını görmek istemiyorsunuz. Bana bakın. Akşam işten dönen bir maden işçisiyle karşılaştınız mı hiç? Tepeden tırnağa kömüre pisliğe bulanmıştır. Burun delikleri kulaklarının içi kurumla doludur. Dişleri bile isten kapkara olmuştur. Adamın gönlü bulanır bakınca. Ya da şunun bunun saç kırpıntıları eline yapışmış olarak akşam evine giden bir berber düşünün. O saçlar ekmeğine çorbasına karışır. Öğresi gelir adamın. Bir cerrah elini nereye daldırır bilir misiniz? Aman yeter yeter. Ya da bir çiftçi ayağını nereye basar? Çalışan her adam pis bir şeye bulaşır elinde sonunda. Oysa benim işim suyla. Su serindir, temizdir, arıtıcıdır. Akşam eve dönünce banyo yapma istemez. Zaten yıkanmışımdır. Siz kendiniz için aynı şeyi söyleyebilir misiniz? Banyo alışkanlıklarım üzerinde seninle tartışmaya hiç niyetim yok. Artık iyice canımı sıkmaya başladın. Bir araba yok mu buralarda? Arabacı, arabacı. Pişman olacaksınız. Bir akşam tekrar buraya geleceksiniz. Canınız sıkılmış, güzel bir boğulma seyretmek için can atıyorsunuz ama ne çare? Ben artık yokum burada. Pazar akşamı son temsil. Gelecek hafta Yalta'da çalışmaya başlıyorum. Bak, bir polis var orada. Yakamı bırakmazsan kadın satıcısı diye yakalatırım seni. Teessüf ederim. Kadın falan satmıyorum ben. Deniz şenlikleri sanatçısıyım.
Boğulmak deniz şenliği değildir. Sen bir rıhtım serserisi, üstelik kaçığın birisin. Memur bey, bakar mısınız? Gidiyoruz, gidiyoruz. Artık bizim işler de sarpa sardı. Bir şey mi var efendim? Size bir yardımda bulunabilir miyim? İskelenin ardında bir adam var. İşte şurada bir yerde. Akşamdan beri başıma bela oldu. Akli dengesi bozuk herhalde. Geceliğin nevdüğü belirsiz kişiler dolaşır bu rıhtımda beyefendi. Sizin gibi birinin buralara gelmesi doğru değil. Sizi ne şekilde rahatsız etti? Önceden söyleyeyim, bunu siz de biraz garip bulacaksınız. Suda boğulmasını seyretmem için benden 3 ruble istedi. Ne? Buna düpedüz hırsızlık derim. 60 kopekten fazla etmez. Bir metrelik fazla vermeden boğulmanın alasını seyredebilirsiniz. 3 ruble ha? Adamdaki yüzsüzlüğe bak yahu. Polis bey, galiba yanlış anladınız. Bir sonraki iskelede 2 kardeş var. Birer rubleye çifte boğulma gösterileri yapıyorlar. Bu adamlarla pazarlık etmesini bilmek gerek. Dikkat edin sizi aldatmasınlar. Mesele fiyat meselesi değil. 3 ruble ha? Amma da insafsızına çatmışsınız. Daha geçen gün 3 rubleye 14 adam koskoca bir geminin batışını temsil ettiler. Talihiniz yaver giderse 10 rubleye bütün donanmanın batışını seyredebilirsiniz. Evet, ben sizin yerinizde olsam adama 60 kopek verirdim. Bir kuruş fazla değil. Pazarlığı sıkı tutun efendim. İyi eğlenceler. Tamam, şimdi emin oldum. Sonunda o an gelip çattı. Herkes çıldırmış. Bütün dünyanın aklını oynattığı gün bugündür. Pst, pst. Bakıyorum aynasız yola koyuldu. Ona ne söyledin? Ne söyleyeceğim? Gerçeği, senin kaçık olduğunu. Ama ne yazık ki o senden biraz daha kaçık çıktı. Gene de benden şikayetçi olmadığınız için teşekkür ederim. Size minnet borcumu ödemek için fiyatta görülmemiş bir indirim yapıyorum. Sizin güzel hatırınız için 80 kopek. 80? 80 kopek ha? Seni ahlaksız seni. Seni utanmaz. Seni madrabaz. Seni dolandırıcı. 60 kopek sana çok bile. 60 kopek mi? 60 kopeğe boğulunur mu hiç? Emin olun hiç kâr etmem. Yalnız havlularım 40 kopeğe patlıyor. Beni sudan çıkaran adama da 40 kopek veriyorum. Etti mi 80? Ben bu işte zarar ederim. Zahmetime değmez. Suyun altına girmişken hiç çıkmasam daha iyi. Beni boğuntuya getiriyorsunuz. Boşuna dil dökme. Beni kandıramazsın. 60 kopeğe boğulmayı kabul edersen ne ala. Kabul etmezsen keyfin bilir. Sert adamsınız. Gönlümü kırıyorsunuz. Ne yapalım? 60 kopeğe de olsun. Tanrı'dan niyaz ederim. Oğlum bu mesleğe girmesin. 30, 40, 50, 60. Al paranı. Şimdi ben nerede duracağım? Şurada. Tam rıhtımın kıyısında. Buradan bütün manevrayı izleyebilirsiniz. Orası biraz karanlık. Oradan iyice görebilir miyim? Biraz karanlık olunca iş daha ürkütücü, daha esrarlı havaya bürünüyor. Böylece heyecanı da zevki de artıyor. Zaten büyük aksiyon son 10 saniyede oluyor. Evet, ben hazırım. Ha, az daha unutuyordum. Benim suyun dibinden 3. çıkışımda avazınız çıktığı kadar bağıracaksınız. Popnichevski diye. Unutmayın, Popnichevski. Popnichevski de kim? Beni kurtarmak için suya atlayan adam. Ben yüzmesini bilmem efendim. Yüzmesini bilmez misin? Yüzme bilmeden boğulmaya kalkıyorsun ha? Olur şey değil. İşin bütün tehlikesi ve bütün güzelliği de burada. Popnichevski son saniyede suya atlayıp beni çıkarır. Şimdi lokantada içki içiyor. Popnichevski, bu adı sakın unutmayınız efendim. Umarım gösteriyi beğenirsiniz. Memnun kalırsanız arkadaşlarınıza da salık veriniz. 1, 2, 3, hoppala. İmdat!
İmdat, yüzme bilmiyorum. Yetiş. Buraya gel. Bana doğru. İyice göremiyorum seni. Allah'ım. İmdat. Can kurtaran yok mu? İmdat. İyi. Aferin. Çok iyi. Bu kadarı yeter. Bu faslı bitir burada. Vaktim kıt. Şimdi tam olarak boğulabilir misin? Beni işitiyor musun? Boğul artık dedim. Bu herif de hangi cehenneme gitti? Tamam. Gördüm seni. Bu üçüncü çıkışın değil mi? Eyvahlar olsun. O adamın adı neydi? Aman tanrım, eyvahlar olsun.